Bugün çok değerli sanatçılarımızdan Ender Güzel ile birlikteyiz. Bodrum'da Art Hill adlı müzesindeyiz Ender Güzel'in. Ben hemen sanatçıya sormak istiyorum. Art Hill projesi ne zaman başladı? Nasıl gelişti? Buraya müze kurmaya nasıl karar verdiniz? Bize bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz acaba? Kısacası şöyle, ben bundan 10 sene önce aşağı yukarı bu araziyi keşfettim. Ve o dönemlerde neden böyle bir yer seçtiğimi hiç kendim de algılayamamıştım. Fakat daha sonra inşaat döneminde nasıl özel bir yer olduğunu gördüm. Bu deneyimim okuduğum bir arkeoloji dergisine dayanıyor. Bu bölge çok özel bir bölge olduğunu öğrenmiş oldum. Karşı tepe Siyangela Tepesi. Burada bir lelek yerleşimi varmış. Önümüzden geçen yol da lelek yolu ve Karya yolunun birleştiği yol. Bu yolda tanrıçalar geçidi olarak anılmış. Tabii ki bu bilgiler bu tepeyi çok özel kılıyor. Ben de burada hayalimdeki atölyeyi, evi ve sergi alanımı inşa ettim. Kendi kimliğimi de yansıtabilmek için planlarını da kendim çizdim. Ve göreceğiniz gibi herhalde onu da çekimlerde görebileceksiniz. Benim sembolüm olan boğa boynuzları üzerinde bina duruyor ve bütünsel sanat kavramı benim için önemli olduğu için, yani bütünsel sanatın içinde işte heykel, resim, land art, performans gibi şeyler olduğu gibi burada da kendimi mimaride denedim. Ve nihayetinde Artil oluştu. Evet, peki Art Hill dışarıdan izleyicilere açık değil mi? Yani gelebiliyor Tabii ki insanlar değil mi? gelebiliyorlar. Randevu ile gelebiliyorlar. Yani sürekli açık olan bir yer değil. Burası oldukça içine dönük belki bir yer olmasına rağmen tabii ki sosyal bir platform, kültürel bir platform. Senede bir Tanrıçalar Geçidi Festivali organize ettim. Burada çeşitli yurt dışından, yurt içinden sanatçıları davet ettim. Bütün sanatsal dallarda kendilerini ifade eden dostlar burada sergiye katkıda bulundular, festivale katkıda bulundular. Bunlardan birincisi Tanrıçalar Geçidi ismi altında Tanrıçalar konulu bir sergiydi. İkincisi ise yine Tanrıçalar Festivali kavramı altında Altının Büyüsü olarak isimlendirmiştim. Biraz konulu projeler yapıyorum. Üçüncüsü ise Güneşi Beklerken isimli bir konulu bir festival olacaktı. Fakat bu pandemi dönemine rast geldi. Şimdi gerçekten Güneşi bekliyoruz her anlamda. Evet, bu da manidar bir konu oldu. Evet, gerçekten öyle olmuş. Bir Fakat güneşi beklerkeni henüz gerçekleştiremedik. Herhalde güneşi gördükten sonra evet. gerçekleştireceğiz. Umarım, inşallah. Peki siz şimdi biz sizi tabii ki performanslarınızla az önce ifade ettiğiniz gibi bütüncül yaklaşımınızla, heykelleriniz, resimlerinizle biliyoruz. Bize bu son dönemlerdeki çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz acaba? Şimdi son dönemde aslında projelerimi gerçekleştirmek için ilk adımları atıyorum. Bunlardan bir tanesi işte İstanbul için tasarlamış olduğum Heykel Sokağı. Bu Dolmabahçe'de başlayan Galatasaray Meydanı'na devam eden, sonra İstiklal Caddesi üzerinden Kasımpaşa'ya kadar inen bir güzergah. Bu proje üzerinde 99 senesinden beri çalışıyorum. Ve umarım bunu artık gerçeğe dönüştürebileceğiz.
Fakat bunun gerçekleşebilmesi için tabii ki İstanbul Belediyesi, Kültür Bakanlığı vesaire gibi kurumların destek vermesi gerekiyor. Ben bu projeyi aslında ulusal ve uluslararası sanatçılarla gerçekleştirmek istiyorum. Onların da katkılarıyla gerçekleştirmek istiyorum. Ve bu konuda Avrupa Birliği'nin büyükelçilerine bu proje sunuldu ve onları ikna ettik. Ancak bizim kurumlarda hala bir bir geri dönüş beklentisi içindeyim. Evet, umarım istediğiniz gibi proje gelişir, İnşallah şekillenir. Bu İstanbul'un Heykel Sokağı, Konstantinopolis'ten İstanbul'u isimli bir proje ve Fatih Sultan Mehmet'in kadırgaları çektirdiği güzergahı çağdaş heykellerle ifade eden çok bir güzel proje. Evet. Çok anlamlı bir proje. Bunu ben 1999 senesinde Dolmabahçe Kültür Merkezi'nde tanıtımını yapmıştım. Oldukça ses getirdi fakat dediğim gibi o zamanlar rahmetli Kadir Topbaş gündemdeydi, daha doğrusu belediye başkanıydı. Biz protokol masasına dahi oturmuştuk ancak akademisyen meslektaşlarım Birinci Anıtlar Kurulu'ndan bu işe engel oldular. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Meslektaşlarım olarak böyle bir projeye engel olma cehaletini gösterdikleri için başka bir şey diyemem. Evet, onun dışında farklı düşüncelerim daha var tabii ki. Onlar zamanı geldiğinde açıklayacağım. Şu an anılarımı yazıyorum. Bir kitap haline getirince onu yayınlamak istiyorum. Ve Artil'de gördüğünüz gibi arka planda büyük ebat eserler, Nuh'un evet, gemisi kalıntıları. Bu da 93 senesinde yapmış olduğum, Boğaziçi'nde yapmış olduğum bir Nuh'un gemisi, sembolik bir Nuh'un gemisi yüzdürmüştüm. Ondan arda kalan eserler. Evet. Az önce kitap projenizden bahsetmiştiniz. İlerlediğiniz herhalde değil mi projede biraz? Evet, kitabın yarısı bitti diyebilirim. Hı hı. Diğer yarısını da önümüzdeki bir sene içinde bitirebileceğimi düşünüyorum. Evet. Bazen kitaplar böyle bir hafta içinde falan çıkıyor. Ben şaşırıyorum nasıl olduğunu. Bir olay oluyor, bir kitabı çıkıyor falan. Nasıl beceriyorlar hiç anlamış değilim. Ben de öyle. Neyse, ben de biraz uzun sürüyor bu. Oldukça detaylı bir proje diye düşünüyorum. Detaylı bir kitap. Bakalım nasıl olacak. Evet. Ender Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok ben teşekkür ederim. Bunlar yanmış objeler. Montana Üniversitesi'nde bir dönem ders verdiğim zaman biz onlarla karşılaştım ve ahşapları dekupe ederek ve yüzeyini yakarak elde ettiğim eserler bunlar. Yüzeylerini kömürleşene kadar yaktım. Yani bu boyayla değil, doğal yanışın sonunda meydana gelen bir obje. Oraya davet edildiğimde bana hangi konular üzerine çalışacağımı öğrencilerle sordular. Bir konu, bir tema istemişlerdi. Ben de o zamanlar işte yakarak yaptığım objeler vardı. Ateşten doğan olarak isimlendirdim vereceğim derslerin başlığını. Ve Montana'ya gitmeden birkaç hafta önce beni rektörlük aradı. Sayın Güzey, konuyu değiştirebilir miyiz dediler. Ben de dedim neden? Çünkü dediler Montana yanıyor. Çok geçmiş 30-40 evet, yılın en büyük yangınını yaşıyoruz. Ben de dedim ki tamam, o zaman doğru bir isim seçmişim. Evet. Ateşten doğan isimli objeler bunlar ve öğrencilerle yaptığım çalışmalar da o konu altındaydı. Evet. Ve değiştirmediniz değil mi? Yok, değiştirmedim. Değiştirmediniz, evet.